İyi akşamlar sevgili seyirciler. Erciyes Televizyon'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Bugün Kitab-ı İslam programında Cumhuriyet dönemimizin çok önemli bir şairini ağırlıyoruz. Abdülkadir Budak. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Efendim şimdi biz Cumhuriyet dönemi Türk şiirini ele alırken sizin isminiz de sık sık gündemimize gelir. Tabii bu sizin Kayseri yönünüz, Kayseri cephenizde pek bilinmediği için öğrencilerimiz tarafından, genç okurlar tarafından biz bu durumu açıklarız deriz ki Abdülkadir Budak Kayseri'mizin önemli isimlerinden biridir. Çünkü Kayseri'de önemli zamanları geçmiştir ve Kayseri onda önemli izler bırakmıştır diye söyleriz. Bugün de sizi misafir ediyoruz burada. Bundan duyduğunuz mutluluğu ifade etmek istiyorum öncelikle. Yani bu iyi bir kavuşma oldu bence. Bence de iyi oldu. Ben dünden beri, daha doğrusu önceki gün akşamdan beri Kayseri'deyim. Kayseri'ye geldiğim andan itibaren bu şehri ve bu şehirdeki dostlarımı ne kadar çok özlediğimi fark ettim. Evet. Ankara'da da özlüyordum yaşadığım şehirde ama sanki bu ortama girdiğim zaman çok daha büyük bir özlem içinde buldum kendimi. Kayseri'yi bir hayli değişmiş de buldum. Yolumu bile kaybettim. İlginçtir. 15 yıl yaşadığım bir şehirde neredeyse yolumu kaybedecektim. Çevre yolla gelmek isterken kendimi birdenbire Cumhuriyet Meydanı'nda buldum. O tramvay şeridi beni şaşırttı. Şehirde büyük değişmeler gördüm, mimari anlamda tabii. Kültürel anlamda ne kadar değişiklik oldu onu çok bilemem. İşte bu iki gün içinde ne kadar öğrenirsem o kadar öğreneceğim. Ama ben şu anda bu kültürel anlamda, şairlik anlamda hem temelini attığım, çatısını olmasa da orta kata kadar çıktığım bir şehir oldu. Bu anlamda Kayseri benim için çok değerli ve değerini hep koruyacak. Çok önemli dostlarınız var. Çok önemli. Siz buradan ayrı kalsanız da onlar hep sizi yad ettiler. Ama benim de kalbim onlarla. Evet. Ben de onları hep sevgiyle her fırsatta anarım. Özellikle yazılarımda. Evet. Şimdi efendim müsaadenizle biraz yine Kayseri'den devam etmek istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki bana bir Kayseri bulun kırık dalın ucundan. Yere düşüp ezilmiş bir çiçeğe benzesin. Su içen ata benzesin, kanat tazeleyen kuşa. Aynı olup göstersin en yaralı dönemimi. Zaten kan kaybetmeye alışkın bir adamım. Bana bir Kayseri bulun, o itik hançerimi diye başlayan Kayseri şiiriniz. Evet. Ve tabii özellikle de bu kırık dalın ucundan ifadesinde sizin 1970'te başlayan şiir hayatınızın uzantısı Defne dergisinde Kırık Dallar ilk şiiriniz ve ona da bir atıf var gibiydi. Ben öyle sezinledim açıkçası. Belki de öyledir. Bilinçaltı. Bilinçaltı. Evet, ilk şiire dönme arzusu. Evet. Şimdi birazcık hem hayat hikayenizin o bölümünü de aydınlatmak adına söylüyorum. Yani Abdülkadir Budak'ın Kayserili yıllarına şöyle bir dönersek işte burada aslında detaylar var. Şiir aslında her şey bir dergiden söz açın derken acaba Ozanca mı işte hakimiyet sanat mı? Ya da her ikisi mi? İşte kitap çıkarmalardan yarışır gibi şiirler yazdığımız günlerden diyorsunuz. Biz birçok da dostunuzla aslında o dönemi yad ettik. Efendim sizinle de bu dönemi bir konuşmak istiyoruz. Hem hayatınızı biraz daha geriden alıp o dönemi daha ayrıntılı olarak da verebilirsiniz. Hayatımın o döneminden konuşmak bana her zaman sevinç vermiştir. Evet. Gerçekten şairlik hayatımın, sadece şairlik hayatımın değil, insan olarak yaşadığım hem iş hayatımın hem sosyal hayatımın içinde de çok önemli, değerli bir yeri vardır Kayseri'nin. Ben görevim gereği 72'de Kayseri'ye geldim. Eşimle kalktık geldik. Yabancı bir şehir. Kimseyi tanımıyoruz, etmiyoruz. İşte ilk defa bir evimiz, kiralık bir evde oturmaya başladık. Ama Fazıl Üstün Dağlarca ben şiiri koklarım der. Evet. Kokusundan bilirim, bulurum der. Ben de en kısa zamanda bu ortamı koklamaya başladım. Yani şiirin nabzı nerede atıyor, şiirin gülü nerede açıyor, nerede kokuyor.
Çünkü ben lise öğrencisiydim. Ankara Sincan Lisesi öğrencisiyken o dönemin ciddi edebiyat dergilerinde işte Defne onların başında gelir. Evet. Şiirlerim çıkıyordu lise öğrencisiyken. Ama şiirin hayatıma bu denli sızacağını, hayatımı ele geçireceğini bilemezdim. Evet. Kayseri'ye geldikten sonra şiirin Ankara'da lise öğrencisi olduğum yıllarda kalmadığını hissetmeye başladım. Yani o dürtü oradan kalkmış buraya gelmiş. Hala sıcaklığını ve tazeliğini koruyor. Ama genç bir şair adayısın. Daha ne olduğun belli değil. Ne yazdığının farkında değilsin. Bunları birileriyle konuşmak, birilerine göstermek ihtiyacını her genç şairde olduğu gibi ben de hissetmiş olmalıyım ki hemen bu ortamı aramaya başladım. Çok mutlu bir tesadüfle önce rahmetli Ahmet Bahar'la tanıştım. Dönemin Ülker gazetesinde şiir köşesi düzenleyen bir arkadaş. Ya işte hani her zaman söylerim de dostlarım arasında benim adım Kadir'dir de kaderim kader değildir derim. Ahmet Bahar'ı bulmamla kaybetmem bir oldu. Çok genç yaşta bir trafik kazasında Ahmet Bahar'ı kaybettik. Oysa ki daha şiirden konuşacağım, şiirlerimi götüreceğim, basar mısın diyeceğim bir insan bulmuştum Kayseri'de. Birden kaybettim. Ahmet Mülayim, bu ara ben işte gidip geliyorum Ülker'e Ahmet Bahar için. Mülayim'le de tanıştık. Mülayim demez mi? İşte ya Abdülkadir Bey arzu ederseniz Ahmet Bahar'ın aziz hatırasını sürdürelim. O köşe boş kalmasın. Siz yönetir misiniz o şiir köşesini dedi. Ben bunu biraz içim burularak, biraz da sevinçle, garip bir ruh haliyle kabul ettim. Ve orada Kayseri'de şiir yazan genç insanların gelen şiirlerini ben seçmeye başladım. Bu arada işte diyelim ki haftada bir sayfa yapıyorum ya, ayda bir de kendimden bir de benden diye şiirler koymaya başladım. Daha sonra öğrendim ki bu işi yapan başka arkadaşlar da varmış. İşte Hakimiyet gazetesini öğrendim, duydum. Orada Mehmet Çağlıkasap adlı bir arkadaş varmış. O tam sayfa yapıyormuş. Edebiyat sayfası. Benimki dörtte bir sayfaydı. Evet. Dedim ya ben bu arkadaşı bulmalıyım. Aynı gözeden su içiyoruz en azından. Şimdi Ahmet Bahar'ın boşluğunu dolduracağım ya. Ve Mehmet Çağlıkasap'ın karşısına gidip de ben Abdülkadir dediğimde Çağlıkasap'ın beni sevgiyle, saygıyla karşıladığını gördüm. Onunla arkadaşlığa başladık. Dostluğumuz ilerlemeye başlayınca güçlerimizi birleştirelim dedik. Ne yapalım? Ya gazete sanat sayfaları iyi hoş da bir dergi çıkarsak mesela ne dersin? Çağlıkasap zaten bu deneyimli bir arkadaş, matbaacı ve evet. Yıllarca o sayfayı yapmış. Olur Abdülkadir dedi. Ve biz kolları bir dergi, Kayseri'de bir edebiyat dergisi çıkarmak için sıvadık. Önce Çağlıkasap'la ikimizdik. Daha sonra bir biçimde, bir güzel tesadüfle aramıza şimdi rahmetli olmuş olan Sadullah Kutluer katıldı abimiz. Onunla birlikte İlk dergimizi çıkardık. Yani projeden hemen kısa bir süre sonra öyle bir heyecan, bir coşku var ki kimin sabredecek hali var? Ozanca adını verdiğimiz 7 sayı çıkmış ama 7 sayının çok çok üstünde iz bırakmış, kalıcı olmuş bir dergi yaptık biz. O zamanın edebiyat dünyasında çok ilgiyle karşılandı. İstanbul'da yapılmış bir dergi gibi karşılandı. Profesyonel bulundu. Biçimi, tasarımı, şiir seçimiyle. Başta Cemal Süreya olmak üzere dönemin çok değerli yazarları, şairleri dergimiz üzerine çok olumlu şeyler yazdılar. Ama çok yorucu bir dergiydi bu. O zamanlar işte imkanlar. Evet yani tipo baskı dedikleri o harfleri tek toplayıp dağıtmak bütün yük Çağlıkasap'ın üzerinde. Biz sadece şiirleri toplayıp getirmeye de belki biraz katkımız oluyor. O arkadaşı çok yorduk. Biz de yorulduk. Derken 7 sayı sonra dergiyi kapatmak zorunda kaldık. Ama bu dergi kapanırken Hakimiyet Sanat doğdu. Neden böyle oldu? 15 gün sonra ya dergi diyelim ki Temmuz sayısı çıktı değil mi? Evet. Temmuz'un 15'i, 15 Temmuz 1976 tarihini taşır Hakimiyet Sanat'ın birinci sayısı. Bu şu demek, biz hemen öteki dergiye geçmişiz. Evet. O dergi daha uzun ömürlü oldu. Önce 2 yaprak, sonra 6 sayfa, daha sonra işte 36-40 sayfaya kadar çıkan bir dergi oldu ve 50 sayı çıktı. Asıl bizim edebiyat mutfağımız, bizim
ısınma turlarımızı yaptığımız efendim asıl okulumuz şeydir, hakimiyet sanatı. Aramıza bu arada tabi sayılar ilerledikçe Kayseri'den başka güzel arkadaşlar katıldı. İşte Ayhan Gülsoy, Bedrettin Aykın, Fazlı Yalçın, Ahmet Ada derken daha bahçemiz rengarenk çiçeklerle doldu ve hayatımın en verimli, en muhteşem, bende en derin izler bırakan dönemini yaşadık böylece. Evet. İşte o ilk dergi çıkarmalardan söz edin, kitap çıkarmalardan diyorum ya, bu arada biz işte Aday Kitaplar diye bir yayın evi kuruyoruz, Hakimiyet Sanat Yayınları diyoruz falan. İlk kitaplarımızı kendi imkanlarımızla ama Çağlık Asab'ın ve saygıdeğer Hüseyin Topçu ile değerli Mustafa Şapçı'nın da büyük katkılarıyla biz ilk kitaplarımızı da burada yayınlamaya başladık ve sadece dergimiz değil, çıkardığımız ilk kitaplarda edebiyat ortamlarında, Ankara, İstanbul edebiyat ortamlarında ilgiyle ve sevgiyle karşılandı. Bir de şöyle galiba değil mi? O dönem bir Anadolu şehrinden beklenmeyecek bir şekilde. Kesinlikle. Bir ekolleşme, bir okullaşma dönemi tabii, de var. Tabii, bir, ben yani onu sezinliyorum. Biz bir kere Burhanettin Bey her şeyden önce mesela o güne kadar çıkmış ne kadar dergi var Kayseri'de diyelim, işte Erciyes, Filiz, buna benzer bir sürü dergi çıkmış. Hiç onlara benzemiyordu bizim yaptığımız evet, dergimiz. Evet. İstanbul'da çıkan diyelim ki o dönemin çok sevilen dergilerinden Soyut dergisini ele alalım. Soyut dergisi en azından biçimi tasarımı öyleydi. Yani şu elimdeki kitap büyüklüğünde bir dergiydi. Evet. Klasik dergi boyutunda da değil. Yani sadece görsel anlamda bile farklıydı. Kaldı ki içinde yer alan şiirler, yazarlar, o dönemin ünlü yazarları, şairleri İstanbul'da çıkan bir dergiye şiir yazı verir gibi bizim dergimize yazı ve şiir verdiler. Bunlar bizim doğru şeyler, güzel şeyler yaptığımızın birer kanıtıydı. Dolayısıyla biz edebiyata bu anlamda birçok şair arkadaşın deyişiyle, tırnak içinde söylüyorum, muhteşem bir giriş yaptık. Evet. Unutamam yani o dönemleri unutamam. Çok özlüyorum. Evet, daha sonra ama bir dağılma sürecine girildi. Kayseri terk edenler oldu ve siz yine Kayseri şiirinizde adımı şaire çıkaran bir Kayseri bulun bana, şiir yazmayı bırakmış dostlar da olsun içinde diyerek aslında sonradan onlara da atıfta bulundunuz. Şimdi doğru. Dağılma sürecinin sebeplerinin başında ben geliyor olabilirim. Evet. Bunu isteyerek yapmadım. Tayinim çünkü Malatya'ya çıktı. Evet. Ben bir devlet memuruyum. Benim şimdi Ayhan arkadaşımla beraber geldik. O şimdi dışarıda bizi evet. izliyor. Onu da kulaklarını çınlatalım. Ayhan da bilir. Mehmet Çağlı Kasap da bilir. Benim böyle enerjik bir yönüm vardır. Yani proje üreten ve onu hayata geçirmek için her türlü çabayı veren bir yapım vardır. Evet. Biraz ben ateşleyici bir yanım oldu hep. Bunu arkadaşlarım da takdir eder. Bunu söylemekte beis görmüyorum. Yani sakınca yok. Onları harekete geçirmek benim işimdi. Ben sanki böyle bana bir güzel bir görev düşmüş. Ben de bunu memnuniyetle yapıyordum. Benim gitmemle birlikte sanki o süreçte biraz şey oldu. Böyle bir büyü bozulur gibi oldu. Ben bunu hissettim. Ya ben Malatya'ya gittim kardeşim, dergi çıkarmaya devam edin. Kitaplarınızı çıkarmaya devam edin Allah aşkına. Ben oraya gittim, yapayalnız kaldım tek başıma olduğum için. Siz burada 5 kişisiniz, niye yalnız kalıyorsunuz? Dolayısıyla böyle bir süreç, benden sonra tabii başka arkadaşlar da Kayseri'den ayrılmaya başladı. Bedrettin Aykın İstanbul'a gitti. Fazlı Yalçın önce Almanya'ya, sonra Antalya'ya yerleşti. Daha sonra Ahmet Ada işte Mersin'e gitti falan derken, şu arada burada bizim bu ekipten bir Mehmet Çağlı Kasap var, bir de Ayhan Gülsoy var. Evet. Ama bizim dışımızda mesela, sevgiyle anarım onları, hiçbir sakınca görmem. Görüşlerimiz farklı bile olsa, sanat beğenilerimiz taban tabana zıt bile olsa, aynı gözeden su içtiğimiz için birbirimizi görmeden edemediğimiz, sert eleştiriler getirsek bile saygıda birbirimize karşı kusur etmediğimiz başka arkadaşlarımız vardı. Muhsin İlyas Subaşı, hı hı. Ahmet Sıvacı, efendim Ümit Fehmi Sorgunlu, Bekir Oğuz Başaran, daha başka ismi Muhin Feyzoğlu rahmetli olduğu yıllarda yaşıyordu. Yani bunlar da ayrı bir güzellikti, ayrı bir renkti. İki renk bazen çarpışırdı, yeni o aradan bir renk çıkardı falan. Dediğim gibi yani zamanla işte şehri terk etmeye başlayınca öteki şair ve ben başta olmak üzere öbür arkadaşlar zorunlu nedenlerle edebiyat ortamı eski büyüsünü biraz yitirir gibi oldu. Ben onu hissediyordum uzaktan. Arada bir Kayseri'ye geliyordum dostlarımı evet. görmeye. Onlar da aynı şeyi söylüyordu. Yani o eski heves şimdilerde
ki edebiyatçılar bizim yaptığımız gibi kıyasla birbirlerini eleştiriyorlar, birbirlerini görmeden edebiliyorlar, onu bilmiyorum. Ne kadar paylaşabiliyorlar? Birlikte dergi çıkarıyorlar mı? Çıkarıyorlarsa kaç sayı sürüyor? Onları bilmiyorum ama gerçekten bizim dönemimiz çok verimli, çok kalıcı, üretken bir dönemdi. Evet, o dönemden bugün bile anıldığını görüyorum. Kesinlikle o dönemden sonra edebiyat tarihine geçen bir dönem oldu. Kesinlikle evet, haklısınız. Evet. Edebiyatın ne kadar canlı olduğunu görüyoruz o dönemde. Çok canlıydı gerçekten. Şimdi sizin ifade ettiğiniz gibi renkler ne kadar farklı olursa evet, olsun bir Kayseri'de bir kültür ve sanat ortamının kesinlikle bulunduğunu görüyoruz. Hem kızardık birbirimize hem birbirimizi görmeden edemezdik. Evet. Özlerdik yani. Gördüğümüz zaman birbirimize sarılırdık. Evet. İki ayrı cephe gibi o yıllarda, 70'li yıllar biliyorsunuz. Evet, politik evet, anlamda daha keskin kutupların ayrışmalarının olduğu süreci yaşadık. Biz politik anlamda çok terstik bu arkadaşlarla. Taban tabana zıt ama bizi buluşturan, bizi bir potada eriten bir şey vardı. İşte bu şiire olan aşkımız, edebiyata olan tutkumuzdu. Bunlar bütün her şeyi silip süpürecek kadar güçlüydü yani, güzel. Evet, ben şunu demek istiyorum. Yani size şu an evet, içinde bulunduğumuz zamanda da tabii Kayseri'de birçok kültür ve sanat etkinlikleri oluyor. Ama o renkliliği, o canlılığı bulma imkanı yok. Evet. Neden derseniz biraz sanat farklılaşmış gibi şimdi. Doğru. Ondan doğru, sonra ya da farklı renklerini gösterecek konumda değil abi. Değiller. İnsanlar evet, dün akşamki toplantıda da konuştum. Yani şiir akşamı düzenlemişler arkadaşlar, sağ olsunlar. Orada da söyledim. Yani insanlar politik tercihlerini de saklar hale geldi. Yani bu yeni dünya düzeni, evet, globalleşme dediğimiz şey, efendim, böyle omurgasız bir şairler kuşağı yetişiyor. Omurgasız. Ya yani şiirlerinde yansıyor. Bu hayattaki evet, duruşlarına da yansıyor. Bir insanın kendine özgü bir dünya görüşü olacak bir şairin ya. O dik duracak. Ama şurada, ama burada, ama dik duracak. Yani biz onun ne olduğunu bileceğiz. Bundan korkuyor insanlar. Yani her nabza göre şerbet verilmez ki. Her nabza şerbet verenden de bir şey çıkmaz. Yani şairin bir mesafesi de olacak. Tatlı bir mesafesi de olacak. Bir ayrışan yönü olacak. Evet. Bu dünya görüşü politik anlamda da olur. Ne var bunda, ne kusur var bunda? Yani bunu da yitirdik şimdi. Artık herkes her yerde, kim hangi renkte, inan. Eskiden siyah vardı, beyaz vardı. İki kişilikli renkti bu. Şimdi gri diye bir şey var. Kişiliksiz bir renk var. Yani ne siyah ne beyaz. Dolayısıyla bu sanat beğenileri de bu doğrultuda olmaya başladı. Onun için ben o dönemleri o haliyle de özlüyorum. Evet. Peki o zaman tekrar size denelim. Sizin ilk kitaplarınız 1978'de geçti ilk yaz evet, denemesi. İlk kitabım, evet. Ve daha sonra 1980'de şimdi yaz var. Siz ifadenizde diyorsunuz ki ilk şiirler çok önemlidir, ilk kitaplar çok önemlidir. Evet. Şairin o gençlik dönemidir, deli dolu olduğu bir dönemdir. Her şeyi apaçık ortaya koyduğu bir dönemdir. Evet. O saflık, o masumiyet mutlaka ele alınmalıdır. Hatta diyorsunuz şair zaman zaman o masumiyete tekrar dönüş, dönüşler yapar evet, ve oradan bazı motifleri, bazı simgeleri alır diyorsunuz. Evet. Ama şeyde gömleğim Leyla desenli 3. kitabınızda ilk ikiyi değerlendirirken farklı bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki gömleğim Leyla desenli için bu tarzın, buradaki tarzın bana daha yakıştığını, evet, yaklaştığını düşünüyorum. Doğru. Diyorsunuz. Evet, evet, şimdi onları soracağım ama şimdi bir reklam arasına tamam, geçelim. Sorum yine böyle heyecanla beklensin istiyorum cevap olarak. Tamam. Evet, şimdi bir reklam arasındayız. Reklamlardan sonra devam edeceğiz efendim.